Hayatımızı bir fotoğraf değiştirebilir mi? Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz ve bu seride hayatımda yeri ve anlamı olan fotoğrafların hikayeleri ve bana kattıklarından bahsedeceğiz. Normalde bu seride birden fazla fotoğrafın hikayesinden bahsedeceğiz. Ama bu videoya mahsus özel biri ve özel bir fotoğrafın hikayesinden bahsedeceğim. Bazı fotoğraflar ve bazı anılar insanların hayatında büyük yerler tutabilir. Örneğin benim hayatıma şekil veren ve anısı hiç ölmeyen bazı fotoğraflar var. Belki de bu yüzden fotoğraflardan ölümsüzleştirmek diye bahsediyoruz. Çünkü fotoğraflarda bir anlık bir şey yaşansa da hikayesi bir ömür boyunca anlatılabiliyor. Şimdi sizinle beraber bir yürüyüş yapalım ve ben hikayemi anlatmaya başlayayım. Yıl 2016, Antalya Film Festivali, yani Altın Portakal'da fotoğraf çekiyorum. Kırmızı Halı'dayız ve diğer basın mensubu arkadaşlarla gelen sanatçı veya misafirlerin fotoğraflarını çekmekle meşgulüz. Bildiğiniz gibi standart basın fotoğrafları çekiliyor. Her yerde flaşlar patlıyor, her yerde insan sesleri, tek yapmak istediğiniz olayı en iyi anlatan fotoğraflar çekmek. Bildiğiniz Kırmızı Halı işte. Gelenler çekiliyor, röportaj vermek isteyenler basın mensuplarının röportajlarını veriyor ve salona organizasyonun gerçekleştirileceği alana geçiyor. Standart fotoğraflarımı çekmeye devam ederken karşıdan bize doğru birinin yaklaştığını gördüm. Önce tanıyamadım, hatta çok yakınıma yaklaşana ve ben onun sesini duyana kadar tanımak çok mümkün olmadı. Yeni imajıyla adeta farklı bir kimliğe bürünmüş olduğunu gördüğüm sanatçımız basın mensuplarıyla konuşmak ve röportaj vermek için bize doğru yaklaşmıştı. Bütün basın mensupları tahmin edebileceğiniz gibi son derece parlak flaşlarıyla fotoğraflarını çektikten sonra kendisinden bir saniyesini rica ettim. Çünkü amacım farklı bir fotoğraf çekmekti. O an ortamda bulunan ve ortama farklı bir ambiyans katabileceğini düşündüğüm zemin ışığı benim aklımda başka bir fotoğraf fikri doğurdu. Ve kendisinden bir saniyesini rica ettim ve bir saniye sonra fotoğraf hazırdı. Kendisine gösterdim ve çok kısa gerçekleştirilen bir sohbetin ardından salona geçti. Festival bitti, çekimler tamamlandı, hatta üstünden bir ay geçti. Ben de arşivimi kontrol ederken festivalin anısına bir fotoğraf paylaşmak istedim. Evet, bahsettiğimiz fotoğrafı gördüm ve dedim ki evet, bu fotoğrafı paylaşmam gerekiyor. Hatta fotoğrafı kendisine de göndermek istedim, belki bir anı olur diye. Ama bir nedenden dolayı fotoğrafı paylaşmayı veya fotoğrafı göndermeyi hatırlayamamışım. Unutmuşum işte. Hatırladığımda ise saat çok geçti. Ve ertesi gün alarm kurdum. Fotoğrafları gönder ve fotoğrafı paylaş. Ertesi gün oldu, uyandım ve haberlere bakmaya başladım. 30 Kasım 2016 sabahı yaşanan bir kaza sonucu usta oyuncu Erdal Tosun'u kaybetmiştik. Daha kısa zaman önce fotoğrafını çektiğim, kısa da olsa sohbet gerçekleştirdiğim Erdal abimizi artık uğurlamıştık bu dünyada. Daha haberin etkisinden kurtulamamışken telefonumda bir hatırlatma çalmaya başladı. Fotoğrafı gönder ve
fotoğrafı paylaş. İnanın, çok konuşmayı seven ben sadece 2-3 satır yazı yazabildim. O gün ben şunu anladım. Önemli olan doğru zamanda deklanşöre basmak değilmiş sadece. Bazı şeyleri ertelemek zamandan fazlasını kaybettirirmiş. Bir filmde diyordu ki, vedalaşmak asıl kalana değil gidene koyar. Bence kalana da koyuyormuş. Seni hiç unutmayacağız Erdal Tosun. Seni hiç unutmayacağım Erdal abi.